Gazetecilere özgürlük! Gazetecilere özgürlük! Hak, hukuk, adalet ya da mantık aklına ne gelir? Yani bir işte vasat şeylerden bahsediyoruz. Bunların hiçbiriyle işlemeyen bir durumdayız şu anda. Neyi neye göre yapıyorlar çok belli değil. Benim aklıma gelen şey şu, bunlar bir tür tarihsel intikam fırsatı olarak algılıyorlar bunu. İşte kökleri 100 sene belki daha da eskiye gidiyor, yani öyle düşün. Çünkü başka türlü açıklanamaz şeyler var. Ya işte FETÖ darbe girişimi falan filan diye başlayıp işte o bir yandan ne kadar yürüyor başka mesele. Fakat işte medyaydı, akademiydi falan diye düşünürsen tamamen solcuların üstüne binmiş. İşte liberallere doğru kaymış bir durumda. Onun için yani işte ne olacağına dair bir öngörüm yok. Herhalde hiç kimsenin de yok. Çünkü şöyle düşün, büyük adaletsizlikler var her düzeyde ve her alanda. Yani bu işte ekoloji mücadelesinde falan da öyle. İşte iş cinayetlerinde öyle, öyle oldu öyle. Normalde bir yerde durması lazım bunun diyorsun. Yani yeter artık falan, çünkü artık bir şey patlayacak bir şey. Fakat hayır, durmuyor. Yani fütursuzca devam ediyorlar. Nereye kadar devam edebilir, nasıl durur? Yani herhalde işte freni boşalmış kamyon gibi bir yere çarpacak bu. Çarptığında büyük bir tahribat yaratacak muhtemelen. Fakat şu anda biz tedricen zaten tahrip oluyoruz. Ne yapılması lazım? Vallahi onu da kestiremiyor işte. Biraz herkes elinden geleni yapıyor. Bugün de buraya işte 500 kişi geldi. İşte ne bileyim, geçen gün Cerattepe'de, Artvin'de madene karşı insanlar buluştu ve bir sürü şehirde buluştu ve şeyi düşün, eylem yasağı var ve 11. kez uzatıyorlar. Yani İnsanların nasıl büyük tepki duyduğunu aslında kendileri de biliyor. O yasağa rağmen işte birkaç şehirde ve Artvin'in tamamı sokağa çıktı. Yani bu gazetecilik meselesinde de öyle, işte insan hakları savunucuları işinde de öyle. Onun da atla mantığa sığan hiçbir tarafı yok. Ya elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz biz. Şimdi işte Almanya'yla problem arttı gibi görünüyor. Yani dış baskı artabilir belki. Dış baskıyı da, o kuru baskıyı bunlar göğüslüyordu. Burada çünkü kendi lehlerini kullanıyorlar onu. Kendi cemaatleri, kitlelerini pekiştirmek, betonlaştırmak için kullanıyorlar. Fakat ya ekonomik baskılar bunları korkutuyor ya da korkutabilir belki. Neyse, ama böyle bir uluslararası şey artacak gibi görünüyor. İçeride de yani sessiz kalmayacağız, işte yazıyoruz, çiziyoruz, işte oraya buraya geliyoruz, bağırıyoruz, bir ses çıkarmaya çalışıyoruz en azından. En azından yılmadığımızı göstermek istiyoruz. Bana çok yani büyük bir sessizlik gibi görünüyor. Bir yandan bir sessizlik var. Ya şeyi düşün, işte mesela Kürt meselesini düşün, orada da bir şey var. Bir yandan vurdu kırdı gidiyor ama yani belki şöyle bir şey var. Şimdi çeşitli protesto eylemleri yaptık bütün bu 10 yıl boyunca. İşte en şanlısı büyüğü Gezi'ydi diyelim. İşe yaradı, yaramadı falan filan. Ama ya protestonun kendisinde bir tıkanıklık var zaten. Yani çünkü şöyle düşün. Hep başkasının oyununu oynuyorsun demek. Yani bir şey yapıyor onlar, sen onu protesto ediyorsun. Bir şey yapıyor, onu da protesto ediyorsun. Dolayısıyla protesto etmenin ötesine geçen şeyler düşünmeliyiz. Belki bir eylem çeşitliliği yaratmak lazım. Yani ille de büyük, o büyük eylemler yine de işte adalet yürüyüşünü bir daha yap belki, ama hayatın her alanına yayılan bir baskı olduğuna göre bizim de hayatın her alanına yayılan direnişler göstermemiz lazım. Şimdi bu gösterilmiyor değil, gösteriliyor. Fakat bunda işte bir etkisi görmedik şimdiye kadar, ya da az gördük diyelim. Şimdi bundan sonra belki işte başka şeyler düşüneceğiz. Yani iktidarı işte zora koşacak başka şeyler düşüneceğiz belki. Fakat bence daha zor ve yaratıcılık isteyen bir şey daha yapmamız lazım. O da
sadece protesto ile yetinmeyip, çünkü dediğim gibi protesto pasif bir eylem aslında bakarsan, yani tanımı gereği, başka çözümler üretebilir miyiz? Mesela şimdi müfredat değişiyor, işte eğitimle oynayıp duruyorlar ve hani işte teklif elbise falan filan konuşuluyor. Aslında sadece mesele teklif elbise bir simge. Tek tip beyin yetiştirmek istiyorlar. Dolayısıyla biz o tek tip beyin yetiştirme hamlesine karşı nasıl hamleler geliştirebiliriz'i düşünmeliyiz. Yani biz kendimiz kitaplar yazabiliriz, çocuklara bunları okutabiliriz ve aynı zamanda onları okuyup, yani bizim hazırladığımız kitaplarla sınıflarını da geçebilmeliler gibi. Bunu başka alanlarda da, her alanda gösteremeyebiliriz belki ama gösterebileceğimiz, yapabileceğimiz şeyler olmalı mutlaka. Yoksa sürekli ben abi şeyi protesto, bu eğitim böyle olmaz, bizi geriye götürüyor. Bunun bir kıymeti yok. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor.